Gel Pergal'a otur. Hünkârım. Paşam. Hünkârım, Hızır Aleddin Paşa'nın söylediğine göre donanmamız Nisan ayında hazır olurmuş. Hala. Malkoçoğlu Bali Bey'e haber yolladım. Malumunuz Boğdan Voyvodası ödemesi gereken haracı vermedi. Malkoçoğlu gidecek, bizzat görüşecek. Derdi neymiş anlayacağız. Malkoçoğlu nasıl? Haberlerini alıyorum sultanım. Sınır boylarındaki vazifesini layıkıyla yerine getiriyorum. Öyle sadık yiğit beyler her daim yetişmiyor. Doğrudur. Şah Sultan'la da Hatice Sultan'la olduğu gibi eskiden tanışıyorsunuz, değil mi paşam? Doğrudur sultan. Fakat kendisini uzun yıllardır görmüyordum. Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse, ancak siz buyurken infaz edilmeli. Hünkârım. Seferden evvel Hatice Sultanım ve evlatlarımla birlikte Edirne'ye gitmek isteriz. Siz de münasip görürseniz. Elbette pardon. Hünkârım, ben müsaadenizle daireme dönmek isterim. Cihangir rahatsızdı biraz. Geçmiş olsun sultanım, nesi var? Ciddi bir şey değil fakat merak ettim. Hünkârım. Çekilebilirsin. Hünkârım. İtalya zaferini iple çekiyorum. Roma'ya girdiğimizi hayal ediyorum da. Tam Manisa'daki hayalimizi gerçekleştireceğiz. Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan, İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan, Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Göreceksin İbrahim. Göreceksin. Beraber yapacağız bunu. Sen benim hayallerimin, tutkularımın hazinesine sahipsin. Beni koruyacaksın. Ve ben de seni ömrüm oldukça koruyacağım. Hünkârım, ziyade olsun. Afiyet olsun Pargalı. Müsaade ederseniz ben gideyim artık.
kendilerine paşa değil, sultan denilmesini buyurdular. Anlaşılan o ki seni tahttan indirmenin yollarını arıyorlar. Vicdan gözünde perde olmasın. Gözü seni tahttan. Üzüce imparatorluğu ben yönetiyorum. İbrahim. Bu gece burada kal, odanda. Ben İbrahim, Parga'dan 10 yaşında getirilen dönme İbrahim. 17'sinde Şehzade Süleyman'ın Şahinci başısı, 25'inde Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Hasola başısı, 28'inde hünkârının veziri azamı, iktidarın ortağı İbrahim. Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik. Ama hep dedik. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim. Ölümüne, kaza namazları kılınan İbrahim.